ilgili sohbetimiz kadın hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Cem İyi Bozkurt'la sürüyor. Şimdi şunu çok merak ediyorum. Acaba miyom tedavi edilmez senelere yol açar? Tedavi edilmesi şart mıdır? Miyomla yaşamak mümkün müdür? Ee, öncelikle miyomla yaşamak tabii ki mümkündür. Burada demin bahsettiğimiz gibi buradaki miyomun ne şikayete yol açtı? Büyüklüğü. Bir de bu gerçekten gördüğümüz şey miyom olup olmadığının yani miyom değil de acaba kötü bir şey midir? Bunun değerlendirilmesi önemli. Biz buna göre tedaviyi belirliyoruz. Ee, eğer e, önemli bir şikayete sebep olmuyorsa, kadının adetlerini arttırmıyorsa, ara kanamalar yapmıyorsa, e, şiddetli bir kansızlığa vesaireye sebep olmuyorsa, büyük çok aşırı büyük değilse, e, o zaman miyomları takip edebiliriz. Peki tedavi edilmeyen miyomlar nereye evrilir? Şimdi miyom tedavi edilmeyen miyomlar genelde size demin bahsettiğim e, şikayetlere doğru evrilirler. Yani miyomlar büyüme potansiyeli olan bir takım iyi huylu tümörler demiştik. Dolayısıyla seneler içerisinde kendi büyüme potansiyeline göre giderek büyüyebilir. Şimdi buradaki dezavantaj şu oluyor: karın içerisi çok boş bir yer olduğu için miyom bu aynı şekilde yumurtalık kistleri için de geçerli bizim e, kadın hastalıklarında bunlar karın içerisinde boş yer buldukları için, bağırsaklar da sağa sola kendilerini ona göre ayarladıkları için bunlar ciddi boyutlara gelene kadar önemli bir şikayet vermiyorlar. Ufak tefek hazımsızlık problemleri ile kendilerini gösterebiliyorlar. Siz de o zaman dahiliyeceye gidiyorsunuz. Hiç kadın doğum aklınıza gelmiyor. Bizim hastalarımızın bir bölümü önce dahiliyeceye gider. Ondan sonra gelir. Bir bakılır ki Aa, orada miyon varmış gibi. Burada işte dediğim gibi bası şikayetleri olabilir. Çok fazla büyüyen miyom mesela idrar torbası hemen ön tarafta onun üstüne basabilir. Kadınlarda sık idrara çıkma iyi mesela getirebilir. Burada bir olabilir ona bası yapan bir şey vardır. Ya da kabızlık yapabilir. Zaten kadınlarda sık oluyor. Bunu da arttıran bir faktör olabilir. Özellikle de kalın bağırsak üzerine doğru büyümüş olan bir ur ya da miyom Burada bir bası yapacaktır. Oradan barsan içinden geçen sonuçta besini bozacak. Bu da tabii şey yapacak. Böyle bir kabızlık, gaz şikayetleri bu tip şeyler e, yapabilir. Miyom e, normal rahim içindeki duvarda başlasa bile hem dışarı hem rahim içine doğru büyüme potansiyeline sahiptir. Diyelim ki buradaki küçük bir miyom zaman içerisinde büyüdü büyüdü sonunda rahim içerisine itecek hale gelecek. Ya da rahim içerisinde de bir miktarı belki çıkacak. O zaman ara kanamalar işte ya da kanamanın çok fazla olması, normal adet döneminin ağırlaşmasıyla bir takım şikayetlere sebep olacaktır. Ee, bazen çok nadiren miyomlar e, rahim içerisinde bir saplı olarak hani büyüyebilir. Çok ciddi kramplar yapabilir. Yani rahim içerisindeki özellikle miyomlar e, büyür ve sanki rahim içerisinde bir doğum ağrısı gibi kramplara sebep olabilirler. Böyle bazen bu küçük miyomların biz rahim dışına vajina içerisinde çıktığını bile görebiliyoruz. Bu tip değişik şikayetler yapabilir ihmal edildiği zaman. Yine sokağa davet edeceğim sizi. Size kulak veriyoruz. Miyom kısırlık sebebi mi? Miyom kısırlık sebebi mi? Yani o konu çok tartışmalıdır. Yani normalde Sonuçta bir kadının yumurtluyor. Çok küçük bir e, sonuçta mikron düzeyinde olan şeyler bunlar. Sperm de aynı şekilde. E, Miyom gibi bir şeyin hani tüp ağzında olacak. Tamamen orayı kapatacak da ondan sonra hani oradaki döllenmeyi engellemesi lazım. Genelde miyomlar kısırlığa çok kolay yol açmazlar diye e, düşünürüz. Ama başka şikayetlere yani kısırlıkla alakalı yani atıyorum rahim içerisinde doğmuş. Bebek oluşmuş. Bebek gelecek o miyomun üstündeki rahim içi dokusuna yerleşirse o zaman tabii ki oradan iyi damarlanma alamaz. O zaman bir mesela düşük gibi bir şeyle kendini gösterebilir. Dolayısıyla kısırlığın hani tamamen bebek olmaması değil de gebeliğin kaybedilmesi gibi şeylere daha fazla e, sebep olabiliyor miyomlar. Bu noktada şu soru da aklıma geldi. Örneğin e, gebe kalmadan önce miyom tedavisi ya da cerrahisi görmüş bir kadın daha sonra gebe kalabilir mi? Sağlıklı bir gebelik yaşayabilir mi? Kalabilir, kalabilir. Genelde bunun için şimdi kadınlar tabii ki internet çağıyla beraber de bu konuda herkes birçok şeyi önceden öğrenebilir hale geldi. Bu aslında iyi bir şey. Çok küçük miyomları biz yine müdahale etmiyoruz. Genelde rahim içine baskı yapan yani bebeğin gelişeceği yere baskı yapan Miyomlarda özellikle de 5 santim üzerinde ise genelde gebe kalmadan önce bir cerrahi önerilebiliyor. Genelde e, tüp bebekle özellikle uğraşanlar bu şekilde e, yönlendiriyorlar hastaları. Biz de bu e, şeyde e, bakıyoruz. E, ama miyom küçükse herhangi bir şikayet yoksa veya hali hazırda büyük bir miyomu var ama gebe kaldıysa da e, o tabii ki gebeliği sonlandırmak gibi bir <laughs> önerimiz olmuyor. Bir şekilde gebelik olabilir ve devamda. Edebilir. Sadece riskleri bir miktar arttırmış oluyor. O bir miktarda çok büyük miktarlar aslında değiller. Bu anlamda gebelik öncesi testler çok önemli galiba değil mi? Mutlaka çok önemli. Düzenli bir kadın adet görüp görmüyor. Bunlar çok önemli. Bir miyon var mı? Kist var mı? Çünkü kistler de bazen gebe kalınmasına engel oluşturabiliyor. Bunlar için genelde biz tabii ki tüpler açık mıdır değil midir? Eğer bir şekilde özellikle gebe kalmaya çalışılıyor ama çalışı olmuyorsa bunları mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Ama kısırlık sorununu da her zaman bir kadın problemi olarak görmemek lazım. Hem de şimdi Umun TV'de olarak yani bu bir çift problemidir. Mutlaka erkekle beraber değerlendirilmesi gereken bir olgu. Peki miyomun doğumu zorlaştırıcı etkisi var mıdır? Şimdi miyomun burada yerleşimi yine çok önemli. Ee, bazı miyomlar rahim ağzında mesela yerleşebilir. O zaman bebek bu miyomun üzerinde yani başımıza daha yukun yerde yerleşecek. Dolayısıyla bebeğin başının çıkabilmesi için o miyomun orada olmaması lazım. Eğer orayı kapatıyorsa tabii ki bu hasta mecburen sezaryenle doğurmak zorunda kalacak bu gebe. Ama miyom bebeğin çıkışına engel bir yerde değilse genellikle normal doğumada çok engel oluşturmaz. Dediniz ki nadir de olsa kanserleşebilir. Bu ne demek? Şimdi miyom ve kanser ilişkisi şimdi miyomun kötü huylu olanlarına biz sarkom diyoruz. Bunlar da aynı şekilde rahim dokusundaki kastan kaynaklanan kötü huylu tümörler. Şimdi buradaki sıkıntı şuradan çıkıyor. Bugünkü bilgilerimizle miyomlar aslında sarkom dediğimiz kötü şeye dönmüyorlar. Fakat bunların hem ultrason görüntüleri hem de büyük oranda MR'daki bulguları birbirine çok benziyor. Dolayısıyla buradaki sorun şu oluyor. Bizim hepimizin miyom zannettiği şey aslında bir sarkom dediğimiz kötü bir şey olabilir. Buradaki sıkıntı buradan çıkıyor. Dolayısıyla miyomun sarkoma dönüşmesi değil de aslında ee, onun baştan itibaren kötü uyu potansiyeli olan bir tümör olması ama miyommuş gibi takip edilmesi oluyor. Dolayısıyla eğer e, bir takım özellikle şeyler yoksa ki bunlar nelerdir? Şimdi sarkomun da bir takım e, sıkıntı yaratan şikayetleri ve görüntüleri olabilir. Şimdi kötü huylu e, tümörler bununla ilgili menopozda daha çok gözüküyor. Şimdi menopozda az önce konuşmuştuk. Menopozda neydi? Miyomlar küçülüyordu. Evet. Şimdi menopozda bir kadında yeni bir miyom çıkıyorsa veyahut hızlı büyüyen ağrı yapan bir miyom varsa ya da miyom görünümünde bir şey bunun biz kötü huylu olmasından çok endişe ederiz. Yani genelde şunu mu anlamalıyız? Menopozdan sonra görülen miyomların kötüye evrilme olasılığı çok yüksek. Daha doğrusu bunların baştan kötü huylu olarak çıkma ihtimali daha yüksek. Genç yaşta da olabilir ama bunların bazen MR'da ya da ultrasonda bulgular oluyor. Neye dikkat ederiz? Mesela bir miyom çok hızlı büyüyorsa. Yani ben şöyle şeyler gördüm. ya yani bir ay içerisinde mesela 2 santimden 15 santim oluyor. Şimdi bu hiç normal bir büyüme değil. Bir miyom büyür ama atıyorum 5 santimdir. 3 sene sonra 7 santim olur, 8 santim olur. Bu normal bir miyom büyümesidir. Her büyüyen şey kötü değildir. Ama çok kısa sürede hızlı büyüyorsa ki onun için biz hastalarımızı erken hemen tekrar bir görmek istiyoruz hastayı hiç görmedik bir miyon var bakıyoruz o zaman diyoruz ki 3-4 hafta sonra tekrar gel ki bakalım hemen bir büyüme varsa hemen ona göre müdahale etmek için o yüzden e, genç yaşta da olsa e, menopozda da olsa o bizim için e, önemli oluyor MR'da bir takım mesela bulgular oluyor bir, bir şey çok büyüdüğü zaman damarlanması yetersiz kalır. O zaman içinde bir takım size demin bahsettiğim işte değişiklikler oluyor. O doku içte mesela mi o sarkom dediğim şey mesela dışı büyüyor. Evet orası düzgün kanlanıyor ama içte bu sefer ölü dokular gelişiyor. Bunları MR'da mesela tespit etmek mümkün oluyor. Bunlar mesela kötü huylu olabileceğine dair bir takım e, dalalet dalalet oluyor yani hı hı. MR'da. Bunlara hı. mesela radyologlar da bizler de bakıyoruz. Bu tip şüpheli şeyler varsa bir takım değişik görüntüler, normal rutin miyom görüntüsünden farklı bir takım görüntüler alıyorsak o zaman hastalarımıza bunu paylaşıyoruz. Çünkü bunların e, ameliyat öncesi hatta ameliyattaki patoloji bile bazen hani onu net söyleyemeyebiliyor. Bunların karıştırılması söz konusu. Dolayısıyla bu riskleri mutlaka hastaya söylemek gerekir. Özetle toparlayacak olursam çok dağıldım çünkü. Eğer bir miyom hızlı büyüyorsa, menopozda yeni çıkmışsa bunlar bizim için e, sarkom açısından önemli şeylerdir. Peki sarkom açısından önemli bu durumda ne gibi tedavi ya da cerrahi yöntemleriniz var? Ya da cerrahi hemen olmalı mı? Şimdi miyomla sarkom şüphesi varsa yine burada hastanın e, çocuk doğurup doğurmama, isteği ve şey çok önemli oluyor. Çünkü eğer istiyorsan ne demek? İstemiyorsan ne olur? Şimdi şuradan çıkıyor. Onu açıklayacaktım. Miyomlarda rahimi almadan sadece miyomu alarak tedavi yapmak mümkün. Ama sarkomda eğer sadece sarkomu olup bırakırsanız yani çok istisnai vakalar haricinde eksik tedaviye girmiş oluyor bu. Mutlaka rahimi almak gerekiyor. Çünkü bunun rahim içerisindeki yaygınlığını ancak rahimi alıp patolojiye gönderdiğiniz zaman anlayabilirsiniz. Yoksa anlayamazsınız. Ama tabii menopoza girmiş kadının rahmini almak mantıklı değil mi? Şimdi Böyle burada bazen genç kadınlarda da sarkomlar olabiliyor. Hmm. Bunları önermek zorunda kalıyoruz. Yani Anladım. bunlar da işin aslında tatsız tarafı oluyor. Bunların tabii ki burada o zaman genç bir kadın çocuk istiyorsa biraz fasılalı bir ameliyat gibi olmuş oluyor. Diye düşünebilirsiniz. Önce miyom alınıyor. O ameliyat bitiyor ameliyat patoloji de değerlendiriliyor. Çünkü bizim ameliyat esnasındaki patoloji bile yanılabiliyor. Evet. Orası iyi deyip en son patoloji de kötü huylu gelebiliyor. O en son patoloji çıktıktan sonra hala iyi huyluysa o zaman tamam, iş bitiyor. Ama onlar kötü huylu derse o zaman ikinci bir ameliyatla rahim almayı hastaya önermek durumunda genelde kal, kal kalıyoruz. Bunları ideallemek yani gerekiyor. Yani rahimi aldıktan sonra artık bu şüpheler ortadan kalkıyor mu? Bir daha hiç oluşmuyor mu? Şimdi e, Sarkom biraz e, tümörler içerisinde kötü nam bir tümördür. Hızlı büyüyebilir. Özellikle akciğere atlama yapabilen bir şey. E, kan yoluyla e, bulaşabiliyor, gidebiliyor yani. Bulaşabiliyor derken başka organlara gidiyor. Yanlış kullandım. Başka organlara gidebiliyor. Dolayısıyla akciğeri çok iyi taramak gerekiyor. E, sonuçta isin ismi kanser olunca bunun tekrarlamama ihtimali Artık kişiye ve oradaki tümörün e, biyolojik yapısına kalmış oluyor. Tekrarlayabilir, tekrarlamayabilir. Sarkom şüphesi olan e, hastalarda tabii ki miyomu parçalamamak, eğer mümkünse rahimle beraber almayı biz tercih ediyoruz. Çünkü bir şekilde rahim duvarı onun yani kas dokusu onun koruyucusu gibi olmuş oluyor. Temiz bir şekilde alıyorsunuz. Başka bir yere de sıçramamışsa çok iyi gidebilir. Yani rahimi aldıktan sonra artık bir daha sıçrama olasılığı çok düşük oldukça e, azdır. Anladım. Miyom embolizasyonu diye bir tabir okudum. Bu nedir? Miyom embolizasyonu e, şudur. E, Miyomlara demin cerrahi olmayan yöntemlerle yapılabileceğinden bahsetmiştik ve embolizasyondan bahsetmiştik. Embolizasyon bir damarın tıkanmasına verdiğimiz tıbbi attır. Bunun normalde insanlarda pıhtı yapıyor. Bir yerimize işte pıhtı geldi zaman emboliza emboli atmış diye tabir ediyoruz. Miyomi embolizasyonu tamamen sanayi tarafından üretilmiş bir takım mikro küçük partiküllerle, baloncuklar ya da ne bileyim köpükler gibi düşünebilirsiniz. Bu damarların tıkanması olayı. Bunu bir anjiyo yöntemiyle yapılıyor. O bir nevi köpüklerle o damar tıkanıyor. Böylece o miyomun beslenme olayını siz bitirmiş oluyorsunuz. Yani damarı mesela diyelim o miyomu besliyor. O damarı bulabiliyorsanız o damarı. Eğer damarı bulamıyorsanız rahimi besleyen damarlar var. O damarlar tıkanabiliyor. O zaman böylece rahime giden kan akımı kesileceği için ya da çok azalacağı için. Riskli bir durum. E, dolayısıyla da şeyi miyomun küçülmesiyle sonuçlanıyor bu. Aslında avantajlı bir durum mu? Şöyle... Hastasına göre seçilebilecek bir tedavi yöntemi diye söyleyelim. Yani menopoza yakınsınız, bir şeyiniz yok, ameliyat olmak istemiyorsunuz. O zaman bu embolizasyon yöntemi sizin için uygun olabilir, onu görmek lazım. Ama e, embolizasyon yöntemi de tabii şey yapabiliyor. Yani miyomun tamamen ortadan kaldırmak ya da onun kötü huylu olup olmadığını anlamamıza sebep olacak bir şey değil. Çünkü herhangi bir patoloji alınmıyor sadece miyom olduğundan çok emin olduğumuz yıllardır olan ama şikayetleri biraz artmış olan hastalarda mesela iyi bir cerrahi dışı seçenek olabilir. Son dakikalarımıza girdik Sayın İyi Bozkurt. Buradan kadın izleyicilerimize ne gibi önerileriniz olacak? Son sözleriniz neler olacak? Menopoz hay hayatın, kadın hayatının önemli ve güzel bir dönemi. Bu dönemde barışık olmak olmayı öneriyorum. Eğer Erken menopoza girmişsek hormon replasman tedavilerinden çok korkmayalım. Tetkiklerimizi ve e, senelik kontrollerimizi mutlaka yapalım. Çünkü birçok şeyi hem erken teş e, safhada teşhis edebiliyoruz hem de oluşmadan saptayabiliyoruz. Bütün bunların yanında hayat kalitesini de arttırabilecek e, birçok e, tedavi seçenekleri ya da destek seçeneklerini e, verebiliriz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgiler verdiniz bize. Ben Sayın teşekkür İyiboskurt. ederim. Çok sağ olun. Sayın seyirciler, kadın hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Cem İyi Bozkurt yanıtladı son bölümdeki sorularımızı. Kadın hayatlarının sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte başka uzman konuklarla başka konuları ele alacağız. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.